TGRT Ankara stüdyolarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Haftanın ortasına yine bulduk ama geçen hafta yaşanan saldırının, Paris'teki saldırının Charlie Hebdo dergisine basılan teröristler tarafından onun yansımaları bir taraftan devam ediyor. Onun etrafında gelişen gündem var. Paris yürüyüşü, bugün Almanya yürüyüşü ve o derginin bugün yeni sayısı saldırıdan sonra çıktı. Bütün gelişmeler bunun üzerine yoğunlaşmış durumda. Ancak derginin birinci sayfasında yine hakaret dolu bir karikatür vardı. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahkemesi bu karikatürü yayınlayan Cumhuriyet Gazetesi ve bazı internet sitelerine ilişkin yayın yasağını da getirdi. İşte bütün bunları konuşacağız. Ekonomiyi konuşacağız. Artık seçim sattığına girdi Türkiye. Seçimler yaklaşıyor. Onu konuşacağız. Çok önemli bir konumuz var. Başbakan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ve Nuri Eyüboğlu'la birlikte yine her zamanki gibi program partnerim Türkiye Gazetesi Ankara temsilcisi ve İhlas Medya Grup Başkanı Nur Bey, size de merhaba diyoruz. Merhaba. Efendim başlayacağız ama siz hem Paris'e gittiniz, Paris'teki yürüyüşe Sayın Başbakan'la birlikte, oradan Almanya'ya geçtiniz. Oradaki temaslar önemli ama en sıcaktan başlayalım. Bugün bu derginin yeni sayısı saldırının ardından yayınlandı. Birinci sayfasında yine maalesef diyorum tırnak içerisinde ama yine o karikatür vardı. Benzer başka karikatür vardı. Bunu Türkiye'de Cumhuriyet Gazetesi bugün bastı ama birinci sayfası olmaksızın diye açıklama yaptı ama iki yazarı birinci sayfasını resmine köşelerinde yer verdiler. Tabii bir taraftan da polislerle ilgili, bir taraftan işte halkın galeyana getirilmesi, birçok konu bunlar var. Ama ilginç bir gelişme de Paris'te yaşandı. Bunu parantez içerisinde uzatmadan söyleyeceğim ama bir ünlü komedyen Charlie Koulibaly dediği için, o marketi basan teröristin ismini kullandığı için terörizmi mazur gördüğü suçlamasıyla Paris savcılığı hakkında 7 yıllık bir hapis istemiyle dava açtı. Bu da var. Bütün bunların ışığında bunu sorayım. Ne dersiniz? Şimdi meselenin iki tarafı var. Birisi teröre karşı nasıl duracağız? Yani biz buradaki tavrımız son derece nettir, açıktır. Terör kimden gelirse, hangi amaçla gelirse ve kime yönelirse yönelsin, bizim terörün her türlüsünü lanetlememiz lazım. Bu terör yeni bir kavram ama bizim inancımız gereği de, politik kavrayışımız, anlayışımız gereği de bir insanı öldürenin bütün insanlığı öldürmüş gibi olduğuna inanan bir medeniyetin çocuklarıyız. Dolayısıyla terörist bir kişiyi dahi öldürse, değil 12 kişiyi, değil onlarca kişiyi, aslında bütün insanlığa karşı bir suç işlemiş oluyor. Evet. Dolayısıyla biz bu anlamda teröre karşı hep beraber durmak durumundayız. Ve burada gerçekten barıştan yana, terörün ortaya çıkarmış olduğu bu kargaşanın sonlandırılmasından yana olan fikirlerimizi her platformda dile getirmemiz lazım. Sayın Başbakanımızın, bizlerin Paris'teki yürüyüşe katılmamızın arkasındaki temel neden de budur. Biz Türkiye olarak terörün her türlüsüne karşıyız ve terörü bahane ederek de hiç kimsenin topyekün İslam dünyasını ve Müslümanları suçlamasına müsaade etmeyiz. Belki bir komployu da bozdunuz gitmekle. Bu çok, bu anlamda çok verimli, faydalı olduğunu, isabetli olduğunu düşünüyoruz. Yürüyüşten sonraki genel değerlendirmeleri aldıktan sonra da bu kanaatimizin pekiştiğini ifade etmek isterim. Amerika pişman oldu Obama gitmedi diye. Buna karşılık da Netanyahu ile aynı sırada olduğu için bazı muhalefet liderlerinden eleştiri geldi. Şimdi o da başka bir şey. Onu da konuşuruz. Yani biz teröristi de iyi terörist, kötü terörist, bir grubun terörü, bir devletin terörü şeklinde de ayırt etmeyiz. Yani Gazze'de 2000 insanı haksız yere bir hafta içerisinde öldüren birinci Gazze dökme kurşun operasyonu, ikinci Gazze operasyonları, orada İsrail'e de bütün gücümüzle karşı çıktık. Orada meydanlara devlet çıktık. Terörüsü. O devlet terörüdür. Suriye'deki şu anda devam eden 4 yılda 300 bin masum insanı katleden devlet terörüne nasıl karşı çıkıyorsak, aynı şekilde burada da kimden gelirse gelsin, ismi işte Kuvayşi kardeşler olabilir, şu örgüt olabilir, bu örgüt olabilir, İslam'ı kullanıyor olması, kendilerinin Müslüman kimliğini taşıyor olması bizim karşı çıkmamıza engel olmaz. Ama şunu da asla yapmayız. Yani nasıl Norveç'te, hatırlayacaksınız, 2011 yılında, evet, Norveç'te adayı basıp 70 küsür kişiyi öldürdü, 242 kişiyi de yaraladı. Ve bunu katı Hristiyan inançları dolayısıyla yaptı. Biz oradaki bu terör hadisesini Hristiyan terörü gibi adlandırmadık, Norveç terörü diye de adlandırmadık. Yani dolayısıyla
Bu çerçevede bu olayda da hiç kimse İslam terörü ya da Müslümanların terörü diye bunu adlandırmaması gerekir. İşin bir kısmı bu. Teröre karşı hep beraber duracağız. Ve burada da bir ayrımda bulunmayacağız. İyi terörist, kötü terörist ayrımında bulunmayacağız. Ve bu anlamda şunu da çok açık söylüyorum. Bu terör hadisesini yapanlar, inançları ne olursa olsun, yaptıkları aslında en çok zarar verdikleri şey İslam dininin bizatihi kendisidir. Yani dinin kendisi değil de İslam algısına büyük bir zarar veriyorlar. Ve maalesef İslam'ı terörle, adam öldürmekle eş anlamlı hale getiriyorlar. Birincisi bu. İkincisi, teröre karşı çıkarken aynı şekilde hassas olmamız gereken bir başka konu da bütün inançlara karşı saygı duyma zorunluluğudur. Hangi dinden olursa olsun, hangi inanç sisteminden olursa olsun, hangi kutsala inanıyor olursa olsun, biz insanların hangi kutsallara inanacağını tespit etme hakkına sahip değiliz. Hiç kimse buna sahip değil. Nihayetinde inançlar insanla kendi kutsalları arasında, Müslümanlar için mevzu bahis olan da Müslümanlarla Cenab-ı Allah arasındaki bir ilişkidir. Ve bu anlamda biz insanların kutsallarına hiçbir şekilde müdahale etmediğimiz gibi, hiç kimsenin de bizim kutsalımıza müdahale etmesine, dil uzatmasına, alay etmesine, tahkir etmesine, aşağılamasına müsaade etmeyiz. Bunun çok açık bir şekilde bilinmesi lazım. Zaten bizim medeniyetimizin tarih boyunca gücü de buradan kaynaklanıyor. Balkanları 5 asır yönetiyor. Hristiyanlar bütün mezhepleri meşrepleriyle Müslümanlar birlikte barış içinde yaşıyorlar. Kimse bir diğerinin inancını tahkir etmiyor. Aynı şekilde Biladüşşam dediğimiz Filistin topraklarını 4 asırdan fazla bir şekilde idare ediyor. Müslüman, Hristiyan, Yahudi yan yana yaşıyor. Hiç kimse bir diğerinin inancını tahkir etmiyor. Dolayısıyla bizim mesela biz Müslüman inancında Hazreti Peygamber'in ve dinin büyüklerinin tasvirleri caiz görülmemiştir. Evet. Hazreti Peygamber'in şeklinin, şemalinin anlatıldığı, anlatıldığı şeyler vardır. Evet. Dolayısıyla bu çok temel bir şey. Hiç kimse yani iyi de gösterse, kötü de gösterse, Hazreti Peygamber'i resmediyorum diye, hicve diyorum diye bir karikatür yayınlayamaz. Bu doğrudan doğruya Müslümanların inançlarına, kutsallarına saldırı. Sembollerine yönelik bir tahrik aslında. Yani. Tahrik ayrı faslı. O işin siyasal faslı. Ben inanç özgürlükleri bakımından söylüyorum. Efendim bu basın özgürlüğüdür. Hayır, basın özgürlüğü değildir. Böyle bir şey olmaz. Yani bir de şöyle bir şey de söylüyorlar. Ona ne diyeceksiniz? Ya bu dergi sadece Peygamberimiz için bunu yapmıyor. Ya Hazreti İsa için de yaptı. Ya bu bir... O da yanlıştır. Hani, şimdi ya sanki Hazreti İsa'ya karikatürle hakaret etmesi bir özgürlükmüş gibi onu örnek gösteriyorlar. Tabii yani bu o da tabii, yanlış bu, yani. Bunu söyleyenler Batı standartları, özgürlükler, fikir özgürlükleri, inanç özgürlükleri gibi bugün evrensel değerler olarak konuştuğumuz bütün değerlere de karşı bunları söylüyorlar. Bunlar bu değerlerle de örtüşmeyecek olan şeylerdir. Dolayısıyla yani Müslümanlar bakımından şunu da söyleyeyim. Hazreti Peygamber'e hakaret aynı zamanda doğrudan doğruya Müslümanlara da hakarettir. Hazreti İsa'ya hakarette ya da onu hicvetmekte. Çünkü Hazreti İsa da bir İslam peygamberidir. Evet, evet. Bizim inancımızın içerisinde olan inandığımız peygamberlerimizden aynı birisidir. Şeyler onun için de geçerlidir. Onlar için de geçerlidir. Ama şu da yani semavi dinlere ait değil, başka bir din mensubu, başka bir kutsalı var. Onunla da hiçbir şekilde tahfif edecek, alaya alacak, hafif görecek şeylerin yapılmasını doğru bulmayız. Bunun hiçbir şekilde basın ve fikir özgürlüğüyle ilgisi yoktur. Fakat burada şöyle bir şey yapılıyor. Bunun farkında mısınız? Hükümet olarak mutlaka farkındasınızdır. Veya değerlendiriyorsunuzdur. Şimdi o karikatür çıkıyor. Şimdi birileri bunu tahrik ediyor, provoke ediyor. Diyorlar ki bak Türkiye'de biz bunu iki dergiye veriyorlar. Düşünebiliyor musun? Dünyada iki gazeteye veriyorlar. Bir İtalyan gazetesine veriyorlar. Türkiye'de de sadece Cumhuriyet Gazetesi'ne veriyorlar. Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni bir hassasiyet gösterip en azından kapağı yayınlamıyor. Diğer kısımlarını yayınlıyor. Bazı yazarlar o kapağı da yayınlıyor. Ondan sonra sosyal medyada hadi bakalım Cumhuriyet'e. Yani acaba Paris benzeri bir provokasyonu Cumhuriyet Gazetesi'nde mi yapmak istiyorlar? Şimdi bu yeni bir veya olay. Veya o Paris'i İstanbul'a mı taşımak istiyorlar? Şimdi bu yeni bir olay değil. Evet. Şimdi bakın eş zamanlı olarak iki büyük felaketle karşı karşıyayız. Evet. Bunlardan bir tanesi böyle maalesef İslam adını kullanarak bir takım karanlık, İslam'ı terörle, baskıyla, zulümle, kafa kesmekle eş zamanlı gösteren bir takım karanlık mahfiller açıkçası. Diğer taraftan da aman ne güzel bir fırsat bulduk. Türkçenin güzel tabiriyle söylüyorum.
mal bulmuş mağribi gibi bu teröristlere, İslam adını kullanan teröristleri bahane ederek İslamofobya, yani İslam karşıtlığı amaçlarını kuvvetlendirmek isteyenler. Aşağı yukarı 11 Eylül'den sonra bu gündem devam ediyor. 11 Eylül'den sonra çok karanlık bir odak yeryüzünün her tarafında, özellikle Batı ülkelerinde İslam düşmanlığını yayıyor. Hatırlayın, yeni değildir dedim. Danimarka'da da karikatür krizleri yaşanmıştı. Evet. İşte zannediyorum 8-9 sene evvel. Aynı şekilde Papa'nın Hazreti Peygamber'i tahfif eden sözlerini, önceki Papa'nın, şimdiki Papa'nın değil, bunları yayınladığı, bunları da bir bilimsel uslup içerisinde, çok iyi hazırlanmış bir metin içerisinde yayınladığı ve buna karşı İslam dünyasında çok büyük tepkilerin, kitlesel olayların ortaya çıktığını da düşünüyoruz. Biliyoruz, hatırlıyoruz. Bütün bunlar niçin oldu? Sadece hakaret etmek amacı yok. Aynı zamanda İslam ülkelerindeki insanları bu anlamda tahrik etmek. Ama onun da ötesinde, özellikle Avrupa kıtasında hem İslam karşıtlığını, hem göçmen karşıtlığını, hem de yabancı düşmanlığını körüklemek, bununla birlikte de mesela Fransa'da Fransız toplumuyla yan yana yaşayan Cezayirli, Mağrip kökenlileri Fransızlarla çatıştırmak, Almanya'da Alman toplumuyla iç içe yaşayan Türkleri Alman toplumuyla bir türlü çatıştırmak. Bunları hep amaçladılar. Ben Cumhuriyet örneği size şunun için verdim. Bakın, gazetenin yeni yayın yönetmeni şöyle bir açıklama yapıyor bugün. Diyor ki Türkçe baskı bizim için çok önemliydi. Bakın, gazetenin gelen yeni yayın yönetmeni söylüyor bunu. Türkiye'de laiklik saldırı altında. Bu nedenle sadece Türkiye'de ve İtalya'da izin verdik diyor. Türkiye'de laiklik, anayasal laiklik, yani laiklik tehlike altında, saldırı altında olduğu için diyor. Bunun Türkiye'de yayınlanması bizim için çok önemliydi diyor. Yani bu çok açık, provokatif bir kere. Neresini düzelteyim? Bu cümlenin neresini düzelteyim? Aklın, izanın, vicdan, eğer tam bu cümleleri söylenmişse, evet, bu cümle. Hiçbir ölçüye, bir açıklama hiçbir ama efendim, birinci ölçüye sığmayacak olan bir şeydir. Denilirken, o birinci sayfasının resimleri iki köşe yazarının sayfasında yayınlandı. Dolayısıyla biz haber merkezleri olarak bugün hop oturduk, hop kalktık. Yani şunun için söylüyorum, böyle bir beklenti olduğu için söylüyorum. Şimdi, bir provokasyon manasında, maalesef, bir saldırı maalesef manasında. Bu ama olaylar... Ama tabii herhalde biz, eğer... sizin şöyle de bir tavsiyeniz olacaktır buradan bütün izleyicilerimize. Biz sizi konuşturmuyoruz ama böyle şeyler söylettirmek istiyoruz size. Yani Cumhuriyet Gazetesi bunu yayınladı diye gidip Cumhuriyet Gazetesi'nin önünde toplamak kapısını... Şüphesiz. Tam da istenen bu herhalde. Tam bu iste. Bakın, biz niçin yani, Fransa'ya gittik? Tekrar onu söylüyorum. Fransa'ya gitme, Sayın Başbakanımızın gitme kararı aslında siyasal olarak riskli bir karardı. Evet. Ama biz ne adına olursa olsun, İslam adını kullanıyor olarak dahi olsa, tasvip etmediğimiz bir karikatürü yayınladı diye herhangi bir kimseyi, bırakın basıp öldürmek, yakmak, yıkmak, bir fiske bile vuramayız. Böyle bir şeyimiz yok. Böyle bir hakkımız yok. Mücadele ederiz. Siyasi olarak mücadele ederiz. Yanlış yaptıklarını ortaya koyarız. Bununla ilgili her türlü mücadelemizi veririz. Bunu göstermek için, bizim bu anlamda insan haklarına, demokrasiye olan saygımızı göstermek için biz zaten Fransa'da olduk. Ama bu şu anlama gelmiyor. İnsanların yaptıklarının arkasındaki provokasyon ihtimallerinin neler olduğunu bilmiyor ve anlamıyoruz anlamına gelmiyor. Onun için ta Danimarka'daki olaylara götürdüm. 8 sene evvel, 10 sene evvel, hatta 11 Eylül olaylarından sonraki olaylar. Kaç gün oldu bu olay olalı? Herhalde. Bir hafta. Bir iki misal okumak istiyorum size. Paris katliamından hemen sonra İngiltere'de alınan bir karar. Dün alındı bu karar. Anaokulu ve ilkokullardaki çocuklara, Müslüman çocuklar fişlenecek ve öğretmenleri tarafından takip edilecek. İtalya'da Padova Belediyesi yeni cami izinlerini kaldırdı. Mevcut camileri de sıkı bir denetime tabi tutacak. İspanya'da fişlemeler başlamış. Ayrıca da bugün bir önlemler paketi, İspanya'ya seyahat eden Müslümanlarla ilgili bir önlemler paketi. Şimdi yani, çok benziyor. Yani herhalde bu komplo teorisini yani İslamofobya ve yabancı düşmanlığını yaymak isteyenler herhalde amaçlarına ulaşamayacaklar. Öyle bir endişede endişeniz olmasın. Evet. Bakın, aynı şey 11 Eylül'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde oldu. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde hatta hakikaten bu işlerle hiçbir ilgisi olmayan, Amerika'nın saygın üniversitelerinde hocalık yapan, uzun yıllar orada yerleşmiş olan, Amerikan toplumun bir parçası olmuş olan Müslüman insanlar, hatta Türkiye kökenli insanlara bile karakollardan dendi ki geleceksiniz, buraya imza atacaksınız. Evet. Bir takip ve fişleme şeyi. Sonra görüldü ki bu bir akıl kaybıdır. Bu bir akıl tutulmasıdır.
bunun Amerikan toplumuna, Amerika'nın geleceğine hiçbir faydası olmayacağını gördüler. Hatta hatırlayınız, pasaportlarda Amerikan vizelerinin altına 1S, 2S ve 3S security, güvenlik kodları konuldu. Evet. 3S ismi konulanlar hiçbir şekilde ülkelere girişlerde dikkat edilsin mesajıydı. İsmi Ahmet, Mahmut, Muhammed vesaire olanlara zaten vize verilmedi. Şimdi görüldü ki bunlar yanlış şeyler. Çünkü dünyada çok net söylüyorum. Bugünkü esas kavga Müslümanlarla Hristiyanlar arasında, Doğu'yla Batı arasında, zenginlerle fakirler arasında değil. Esas kavga dünya öyle bir noktaya geldi ki barış ve düzen yanlılarıyla çatışma ve savaş yanlıları arasında bir kıyasaya mücadele başladı. Adaletsizliklerin savaşı var. Yani bu anlamda dünyanın her ülkesinde barışı ve düzeni savunanlar var. Aman çatışmalar olsun, kavgalar olsun, İslamofobiye üzerinden yeni bir çatışma başlasın. İşte bölgemizde Suriye'deki savaşın devam etmesinden çok büyük keyif alanlar var. Efendim aynı şekilde Irak'taki istikrarsızlıktan keyif alanlar var. Böyle baktığımız zaman bizim tarafımız belli. Evet. Biz bütün dünyada barış ve düzen yanlılarının bir ittifak yapmasından yanayız. Ve ben bu olaylar kim nasıl provoke ederse yeter ki biz burada Türkiye olarak sağduyulu bir şekilde, halkımız sağduyulu bir şekilde olsun. Bütün dünyadaki Müslümanlar sağduyulu bir şekilde hareket etsinler. Bu süreci atlatırız. İki örnek vermek istiyorum. Buyurun. Bakın Sayın Hollande çok kolay bir şey değildir. Yani kendi ülkenizde çok büyük politik eleştirilere de açıksınız demektir. Bir saldırı yapılıyor şehrin ortasında. Adamlar son derece profesyonel bir şekilde 12 kişiyi öldürüyorlar. Ve bütün kameraların önünde kaçış planlarını gerçekleştiriyorlar. Bu ortamda bile Sayın Hollande kalktı dedi ki bu olay dolayısıyla bütün Müslümanları suçlayamayız. Bu önemli bir sağduyudu. Barış ekseninde söylenmiş olan ciddi bir sözdü. Ve gerçekten kendisini... Sözün devamı gelir mi? Altı doldurulur mu Sayın Bakan? Gelmek mecburiyetindedir Fransa'nın çıkarları bakımından. Şöyle bir şey de var. Yani bugün Batı dünyasında özellikle İngiltere ve Amerikan basınında Türkiye ve Müslüman aleyhtarı, özellikle Türkiye aleyhtarı makaleler, yazılar, mazılar çıkıyor. Biz de hep de kendi kendimize diyoruz ki ya bunun kökeninde ne var? Niye böyle oluyor? Bir bakıyoruz bir tane medya patronu. Yani elinde ciddi medya gücü var. Vurdum. İngiltere'de de var, Amerika'da da var. Şimdi çıkıyor bakın, diyor ki yani bir faşist kafayla yaptığı açıklamayı sayın hak etmiyor. Murdoch'un yaptığı açıklamayı gördüm. Şimdi öyle insanlar da var Hollande'ın açıklamasını. İşte yani. Onun için söyledim. Evet. Yani iki tane eksen var. Evet. Birisini o eksene koyuyoruz, ötekini de çatışma ve savaş eksenine koyuyoruz. Hı. Mücadele böyle. Çünkü onun çıkarı çatışma ve savaştan yana. Evet. Ama Hollande'ın sağduyulu bir devlet başkanı olarak onun çıkarı ise Fransa'da yaklaşık 5-6 milyon Cezayir kökenli ve diğer Mağrib kökenli insanlar var en az. Ve bunlar Fransız toplumunun bir parçası haline gelmişler. Bunları barış içinde Fransız toplumunun bir parçası olarak yaşatacaklar mı, yaşatmayacaklar mı? Tabii ki akıllı bir siyasetçi evet barış içinde yaşamalarını ister. Aynı şekilde Sayın Merkel'in Sayın Başbakanımızla heyetler arası görüşmeden sonra yaptığı açıklamadaki sözleri de son derece güzeldir. İslam artık Avrupa'nın bir parçasıdır dedi. Almanya'nın bir parçasıdır dedi. Evet. Şimdi aynen bunlar, bu ifadeyi kullandı. İslam Almanya'nın bir parçasıdır. Şimdi artık Avrupa kıtası çok geniş bir Müslüman kitleyle karşı karşıyadır. Amerika Birleşik Devletleri aynı şekilde. Dünyanın hiçbir ülkesinde Müslümanları toplumsal süreçlerin dışına bırakmak, dışlamak mümkün değildir. Bu anlamda ben İslamofobiyanın da bundan endişe ettiğini, İslam düşmanlarının da bundan endişe ettiğini. Ne diyor adam? Türkler Avrupa'dan dışarı. Türk dükkanlarının üstüne yazıyor. Müslümanlar Avrupa'nın dışında olsun. Camiler kundaklanıyor. Camiler kundaklanıyor. Bunlar neyi istiyorlar? Bunlar bir an evvel... O çarşambadan bu yana 20 tane Müslümanlara yönelik ve camilere yönelik bugün itibariyle 20 büyük saldırı gerçekleşti. Fransa'da, Avusturya'da, Almanya'da, İngiltere'de. Evet yani biz de biliyorsunuz şeydeki Berlin'deki Mevlana Camisi'ni ziyaret ettik. Bir evet, kundaklamada Sayın Başbakanımız. Nasıl bir tablo karşılaştınız? Yani inşallah oradaki vatandaşlarımız çok daha güzel bir camiyi zaten inşaat halinde olan bir cami en kısa zamanda yapacaklar. Yani birileri savaş yanlıları, Avrupa'da İslam karşıtları camilere karşı saldırıda bulunacaklar. Biz demokratik standartlar içerisinde, anlayış içerisinde Avrupa'daki Türkler, Avrupa'daki Müslümanlar Avrupa'nın bir parçası olmaya devam edecekler. Ve inşallah şimdi mesela Türkiye kökenleri için söylüyorum. 52 sene evvel oraya tahta bavullarla giden çocuklar, insanların torunları, çocukları bugün Almanya'da çok etkin noktalara gelmiş insanlar. Daha da ileriye gidecekler.
Ve bu insanlar artık Almanya'da. Evet. Bu insanlar Alman toplumun bir parçası olacak. Diğerleri Fransa'nın bir parçası olacak. İngiltere'nin bir parçası olacak. Bunu ayırt etmek mümkün değil. Dolayısıyla hep beraber oturup barış içinde birlikte yaşamanın yolunu bulacağız. Herkes kendi inançlarını yaşamaya gayret edecek. Ama sonuçta Alman toplumunun bir parçası olarak oradaki çoğunluğun değerlerine saygı duyarak orada yaşamaya devam edeceğiz. Oraya katıldığınıza iyi ettiniz. İyi ki katıldınız. Ama şu soru soruluyor. Haklı bir soru bu. Yani bu soru sizin oraya katılmanızı engelde değil. Veya sizin katıldığınızı eleştirmek için dile getirilen bir soru da değil. Deniyor ki insanların çoğu. Sayın Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamasında da var bu. Son bilmem kaç yılda, son 5 yılda İslam coğrafyasında 12 milyon insan katledildi diyor. 12 milyon insanın katline, Fransa'da, Paris'te 12 kişinin katline gösterilen tepkinin %1'i bile gösterilmedi. Bu çifte standarttır diyor. Bu böyle olmamalı diyor. Doğru, doğru. Bu eleştiriyi biz de yapıyoruz. Evet. Yani aynı insanlar, gönlümüz arz ederdi ki Fransa'da yürüyenler aynı şekilde Gazze'nin bombalandığı anda da aynı duyarlılığı göstersinler. Veya Hatay'da 50 kişinin öldürüldü. Hatay'da insanlar öldürüldü. Diyarbakır'da 40 kişinin. Ama sonuçta başkalarının yaptığı yanlış dolayısıyla biz de aynı yanlışı yapmak durumunda değiliz. Biz Gazze'nin işgali karşısında da sokaklara çıktık. Mavi Marmara katliamından sonra da sokaklara çıktık. Bunu demokratik bir şekilde tepkilerimizi ortaya koyduk. Aynı şekilde buna da tepkimizi ortaya koyarız. Bu bize bundan sonra herkesten, ey ahali, ey insanlar, ey dünyada barış yanlısı olanlar, demokrasi yanlısı olanlar, buyurun ortak bir şekilde bütün yanlışlıklara karşı hep beraber ortak tepki gösterin deme hakkını verir. Efendim peki orada mesela gittiğiniz işte mesela Hollande'ın açıklamaları bu bütün Müslüman dünyasına mal edilemez. Merkel'in hemen bir gün sonra yaptığı açıklama yürüyüşten sonra Müslümanlık, İslamiyet Almanya'nın bir parçasıdır. Bundan sonra hani tezahür olarak çıktığı zaman bu işin aslında kime yaradığı çok açık ve seçik ortada. Bir tarafta İsrail tezlerinin güçlendirilmesi, diğer tarafta Batı'da yaşayan Müslümanların hayatlarının zorlaştırılması olarak söylüyor ve Türkiye'ye düşen bir görev var. Siz ne yapacaksınız bu noktada ve o sözlerin altının doldurulması anlamında Türkiye bundan sonra ne yapacak? Yani Holland bunları söylüyor, Merkel bunları söylüyor, güzel ama hani sokağa, siyasete yansıması olmadı bugüne kadar. Hep dışlandı o insanlar. Bundan sonra nasıl olacak? Şimdi bir genel olarak söylemek lazım. Yani Türkiye'nin tam da durduğu yer bunun için çok önemli. Şimdi dediğim gibi bir tarafta bir İslam adına karanlık işler, diğer tarafta bunu fırsat bulup İslam düşmanlığını körüklemek isteyen çevreler. Tam da Türkiye'nin rolü bu ikisinin arasında önemli bir rol. Yani biz bu anlamda tarih boyunca barışın, adaletin sembolü olmuş. Teorik olarak değil, hikayelerde, masallarda değil. Fiilen gerçekleşmiş olan bir barış eksenini, barış dilini, İslam'ın içerisindeki barış dilini, yani Horasan erenlerinin, Anadolu erenlerinin, Rumeli erenlerinin dilini, Yunus Emre'nin, Mevlana'nın, Hacı Bektaş'ın, Ahi Evran'ın dilini bugünün dünyasına uygun bir şekilde bütün dünyaya bunları siyasi olarak da, kültürel olarak da söyleyeceğiz. Bakın çok güzel bir örnek var. Çok hoşuma gidiyor. Makedonya'da bugünkü lisanda bile devam eden, kullanılan komşu kapıcık diye bir terim var. Komşu kapıcık. Komşu kapıcık. Türkçe. Aynen böyle. Komşu kapıcık şu. Aynı mahallede, aynı sokakta yaşayan, işte bir Protestan işte veya Ortodoks Hristiyan, bir Bektaşi ya da Sünni Müslüman, farklı inanç kesimlerine mensup olanlar aynı mahallede yaşıyorlar ama evlerini birbirlerine komşuları bağlayan küçük komşu kapıcıklar var. Dış kapıdan girmiyor komşusunun evine. Avludan geçiyor. Avludan giriyor. Tıklıyor kapısını, karşı tarafa geçiyor. Yani aynı ailenin bir parçası gibi. Ve 5 asır böyle yaşamış Balkanlar. Bir hikaye değil bu. Yakın zamanlara kadar. Ve bu 5 asır barış içinde yaşamış olan insanların çocukları, torunları bugün de Balkanlar'da bu imkanı yeniden tesis edebilirler, kurabilirler. Bu ancak şununla mümkündür. Siz komşu kapıcıyı açabilmeniz için önce gönül kapıcınızı açmanız lazım. Gönül kapınıza bütün insanları sığdıracak kadar bir sevgi ve barış inancına ve düşüncesine sahip olmanız lazım. Bu da nasıl olacak? Hazreti Ali Efendimiz bir valisini atarken diyor ki, gideceksiniz, gideceksin ve insanları yöneteceksin. Bil ki diyor, insanların bir kısmı, insanlar iki çeşittir. Ya bir kısmı yaratılışta eşindir, bir kısmı da dinde kardeşindir. İnsanların hepsini yaratılışta eş olarak görüp, bir kısmını da Müslümanları da dinde kardeş olarak görürseniz, o komşu kapıcıkları hiç kapatmazsınız.
İşte bu dilin bugünün dünyasında politik olarak da ortaya konulması lazım. İnsanı Hazreti İnsan olarak gören, insanı kainatın özeti olarak gören ve siyasetinde, ekonomininde, yönetiminde hepsinin insanın durumunu iyileştirmek, insanı barış ve adalet içinde yaşatmak olduğunu bilen bir siyaset diline ihtiyaç var. İnsanı yaratılışta eş görmek demek şu demek. İşte batıda bazı çevrelerin bugün bile bulamadıkları pusulalarının göstermediği istikamet burasıdır. Bizim pusulamızın istikameti bu. İnsanı Hazreti İnsan olarak görmek. İnsanları yaratılışta eş olarak görmek. Ama siz insanların bir kısmını daha etnik olarak yaratılışta üstün görür. Ama bütün çocuklar günahsız yani. Günahsız tabii, oluyor herkes. Tabii. Herkes günahsız görüyor. Ama siz bir kısmını üstün, bir kısmını aşağı görürseniz. Geçmiş tarihi mirasına bakın. Köleleştirme nedir? Köle olarak aldıkları Karaderililerin aslında köle olmayı hak ettiği inancına sahip olmak demektir. Siz bizim tarihimizde bir kölelik meselesi gösterebilir misiniz? Böyle bir emperyalist bir geçmişimiz var mı? Şimdi bütün bu kalıntılar bugün yeniden hortluyor. Peki şöyle ne diyeceksiniz? Sizin yine de bizim gençlerimize, İslam dünyasının gençlerinize bir mesajınız olacak mı? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Düşünün ki ailesi tarafından Allah korkusu ve peygamber sevgisiyle yetiştirilmiş her Müslüman değerlerine sahip çıkar. Değerleri konusunda hassastır. Evet. Hele hele sevgilisi gibi gördüğü en değerli varlığı peygamberine dil uzatıldığında şey yapar. Yani kendini kaybeder veya işte ne bileyim canı sıkılır, morali bozulur. O en önemli kutsalıdır. Peygamberi için yapamayacağı hiçbir şey yoktur hemen hemen. İyi yetiştirilmiş bir Müslüman. Siz ne tavsiye ediyorsunuz gençlere? Belli ki bu tahrik ediliyor. Bizim kutsalımıza, peygamberimize dil uzatıldığında ne yapsınlar? Ne tavsiye ediyorsunuz? Şimdi burada şunu ben ifade etmek istiyorum. Yani tabii ki yani hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. Evet. Sadece gençler değil, gençler tabii, biraz daha heyecanlı oldukları için. Bir kere herkesin oynanmak istenen bu oyunun, ortaya konulmak istenen provokasyonun farkına varması lazım. Evet biz bu dinin kutsallarına hiçbir şekilde laf söyletmeyiz, buna müsaade etmeyiz. Bununla ilgili olarak da her türlü tepkimizi demokratik olarak gösteririz. Meşru yolları kullanırız. Meşru yollarda gösteririz. Şunu yaparız, protesto ederiz vesaire. Ama asla bir saldırganlık içinde olmayız. Şiddete var. Asla şiddete başvurmayız. Şiddete başvurduğunuz anda o haklı tepkiniz haksız hale gelmiş olur. Kaldı ki şundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bunların hepsi gelip geçer. Neleri gördük? Hazreti Peygamber'in yüzüne karşı sen eptersin diye hakaret etmediler mi? Cenab-ı Allah'ın Kevser suresindeki o söylenen şey, o epter yani soyu kesik olan, soyu bitmiş olan o değildir. Soyu bitmiş olan sana biz Kevser'i verdik diyor. Kevser'in Fatıma olduğunu tefsir edenler var. Yani biz sana Fatıma'nın üzerinden öyle bir nesil verdik ki kıyamete kadar gelerek genişledi bitti. Peygamberin soyu kesilecek denenlerin isimlerini dahi anmıyor, isimlerini dahi hatırlamıyoruz. Ama Hazreti Peygamber'in ismi anıldığı anda şu anda bile milyarlarca insan her ismi anıldığında gözleri yaşarıyor, içi titriyor ve peygambere salavat getiriyor. Dolayısıyla üç tane zibidi karikatürle peygambere hakaret etti diye peygamberin ne gönlümüzdeki yerinde en ufak bir sarsılma olur ne de Hazreti Peygamber'in o üstün varlığına en ufak bir şekilde halel gelmez. Evet. Ama bunun üzerinden Müslümanları tahkir etmek, bunun üzerinden İslam inancına birileri saldırmak isterse ona da müsaade etmez. Efendim bu ona konuyu yavaş yavaş toparlayalım ama çok daha konuşacağımız konular var. Bir iki tane nokta var. Muhalefetin salı günü büyük eleştirileri vardı. Başbakan orada Ahmet Davutoğlu Netanyahu ile aynı fotoğraf karesinde yer aldı. Bu eleştiri bir. Tabii bir de buna Amerika'nın, Obama'nın olmaması, Adalet Bakanı'nın bile Paris'te olduğu halde o yürüyüşe katılmaması. Daha sonra keşke katılsaydık açıklamaları yapıldı Beyaz Saray'dan. Salı günü kürsülerde eleştiri bombardımanına tutuldunuz. Bu açıdan bakıldığı zaman şu da eğer katılmasaydınız ne olacaktı sorusu masada. Siz dediniz ki burada Türkiye çok büyük bir barış örneği sergilemiştir. Her şeye rağmen giderek o yürüyüşte o fotoğraf karesinde bulunarak. Muhalefetin bu eleştirileri ve bugün yine Cumhuriyet Gazetesi'nde bu derginin bir nüshasının basılmasıyla ilgili sosyal medyada da devam eden yoğun şeyler vardı. Karşılıklı adeta bombardımanlar vardı. Bir grup medya veya paralel medyaya yönelik kişilerin bunu desteklediğini de bugün gördük. Buna da yorumunuz ne olacak? Şimdi bu Türkiye'de halkın %99'u Müslüman.
bunların bir kısmının İslam inançlarına bağlılıkları çok daha kuvvetli olabilir. Ama şunu biliyoruz, demin Nuri Bey'in söylediği gibi, kendisini çok dindar hissetmeyen, hatta dinin kendisine yapılmasını emir ve telkin ettiği işlerin hiçbirisini yapmayan herhangi bir yurttaşımız bile, ama kendini Müslüman hisseden herhangi bir yurttaşımız bile, Hazreti Peygamber'e ya da herhangi bir kutsalımıza bir hakarette bulunduğu zaman burada bir şimşek olur, bora olur ve bunun karşısına çıkar. Dolayısıyla efendim bu da normaldir, bu da demokratik bir tepkidir diyenler, bu %99 bütün mayasında bu büyük İslam medeniyetinin izleri olan bu milletle dalga geçmesinler. Bir kere bunu çok açık, çok net bir şekilde söylememiz lazım. Dolayısıyla herkes kalksınlar desinler o zaman, Hazreti Peygamber'e hakaret normaldir desinler. Hadi bakalım diyebiliyorlarsa, bu millete karşı diyebiliyorlarsa. Cumhuriyet Gazetesi'nin o karikatürü yayınlamasını savunmak aslında bu manaya gelmiyor mu Sayın Bakan? Çok açık geliyor. Soruyorum o, yani artık tabii, hani başka geliyor. Kitabın ortasından soralım o zaman. Bu manaya geliyor bunu açık söyleyeyim. Gidip bir camide cuma namazından çıkan insanlara değil de bir meyhanede bir türlü içen kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize kalkıp onun yanında bunu söylesinler, savunsunlar. Dolayısıyla mantıksız bir haleti ruhiye içerisinde hareket ediyorlar. Yani ya da iktidara ya da Türkiye'nin şu andaki gidişatına karşı bir muhalefet olsun diye söylüyorlarsa, şunu da tavsiye ederim. Tecrübemle tavsiye ederim ki buradan bir muhalefet çıkmaz. Burada eleştiriler, ortaya konulan eleştiriler, bu eleştirileri yapanları çok daha fazla küçülttü. Aslında bu film 11 Eylül'de oynandı değil oynandı, mi? Oynandı, onu ifade ediyoruz. Geri kalan şeye gelince, Fransa'ya niye gittiniz? Peki tersini söyleyelim. Fransa'ya gitmeseydik sizi temin ederim ki aynı isimler. Abi, evet. Bu seferler kalkarlar derlerdi ki, ya siz bütün dünya teröre karşı lanet olurken siz niye gitmediniz? Demek ki sizin IŞİD'le bir bağlantınız var derler. El-Kaide ile bağlantınız var. Dolayısıyla oyun bu kadar açık, bu kadar. Bakın bazı meseleler, Batuhan Bey, bunlar parti meselesi, siyaset meselesi değildir. Ülkenin özellikle terör gibi son derece zor bir sınavla yakın sınırlarında muhatap olan Türkiye'nin, kendi içerisinde muhatap olan HSBC saldırılarını hatırlayın. Evet. İngiliz başkonsolosluğunda yapılan saldırıları hatırlayın. Bunlarla çok yakın zamanda tanışmış olan bir Türkiye'nin. Ya da işte Reyhanlı'daki o hain saldırıyı hatırlayın. Daha 3 gün evvel Sultanahmet'teki saldırıyı hatırlayın. Bu kadar saldırılarla karşı karşıya kalmış olan bir Türkiye'de herkesin hassas olması lazım. Terör üzerinden, terörle ilişkili konular üzerinden siyaset çıkmaz. Buradan insanlık da çıkmaz. Bırakın siyaset üstü bir mesele. Bu siyaset üstü bir meseledir. Birincisi bu. İkincisi dini meseleler, inançla ilgili meseleler. Bu inançla ilgili meselelerin üzerinden de siyaset üretilemez. Üretmeye kalkan millet görür bunu. Aynı şekilde milli meseleler. Milli meselelerin üzerinden de bir tahribat, bir ayrışma, bir efendim farklılık ortaya konulamaz. Ama yapılıyor maalesef. Yapılıyor ama Türkiye'nin çok uzun bir çok partili siyasi hayat tecrübesi var. Bakın bu konularla ilgili bunların üzerinden istismar yaparak siyaset yapmış olanlara bir bakın. Hangisi başarılı oldu? Tarihin çöplüğüne gitti. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla burada bu ayrı bir mesele. Bu geçecek. Herkes söylediğiyle kalacak. Herkes söylediğiyle kalacak. Herkes bu sınavın içerisinde sınavını ya geçecek ya kalacak. Sizin asli konunuza gelelim. Başlıklardan biri de sizinle ilgili. Bugün siz bir toplantı yaptınız. Iraklı ve Suriyeli mülteci sayımız kaça çıktı? Şu anda hangi sayıdayız? Geçen hafta sizin bu konuyla ilgili bir konuğunuz vardı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Komisyonu Başkanı. Birleşmiş Milletler'de yeteri kadar yardımı alabiliyor muyuz? Suriyeli ve Iraklı mülteci sayımız kaça ulaştı? Bir de Birleşmiş Milletler'in tavrıyla ilgili bir şeyler sormak istiyorum. Şimdi tabii meselenin bir mülteci kısmı var. Bir de bununla ilgili olarak siyasi kısmı var. Evet. Suriye ve Irak meselesinin. Yaklaşık olarak Türkiye'de 43.120 son rakamı itibariyle Iraklı mülteci var. Suriyeli ise yaklaşık 1.648.000 yani 1.000.000 toplam 700.000 civarında mülteci. Iraklı sayısı da 43.000 öyle mi? 43.000 bunlar Türkmenler ve Yezidiler. Biz ilk olarak 11 Nisan 2011'de açık kapı politikasıyla birlikte Suriye'deki savaştan kaçan, canını kurtarmak için gelen herkese sınırlarımızı açmışız. Ve bu sınırlarımızı açtığımız süreç içerisinde Türkiye'ye toplamda şimdiye kadar bu kadar insan gelmiş. Ve başlangıçta bu geçici bir süreç olarak düşünülmüş, planlanmış. Ama maalesef Suriye'deki iç savaşın daha karmaşık hale gelmesi, dünyanın uluslararası camianın da bu konudaki duyarsızlığı ve ortaya şimdi IŞİD gibi yeni bir
olgunun da çıkmış olmasıyla birlikte, işte PYD'si vesairesi diğer unsurlarla birlikte karma karışık olan bir savaş ortamıyla Türkiye'de karşı karşıya. Ve bu anlamda Türkiye bir insanlık vazifesi olarak, bir komşuluk vazifesi olarak, bir kardeşlik vazifesi olarak bu sığınmacı kardeşlerimize elinden gelen her türlü desteği, her türlü yardımı veriyor. Bir de efendim harcadığı parayla ilgili olan bu yeni bir gelişme. Birleşmiş Milletler standartlarına göre yaklaşık 5 milyar dolardır. Bunun içerisinde Türkiye'nin AFAD üzerinden yapmış olduğu yardımlar, ayrıca sivil toplum kuruluşlarımızın da yapmış olduğu yardımlar var. Bu toplam rakamın içerisinde uluslararası camianın, uluslararası yardım kuruluşları, uluslararası STK'lar ve dahil mi ülkeler dahil bunların yaptığı yardımların toplamı 265 milyon dolardır. Bunu Sayın Komiser'e söylemişsinizdir herhalde. Bunları tabii onlar da biliyorlar. Ne diyor efendim? Yani hani bu kadar biz 5 milyar dolar harcadık, siz 250 milyon dolar bile vermediniz. Şimdi tabii... Yani bir savunması var mı? Sayın Guterres ve Sayın Amos defalar geldiklerinde her ikisinin de Türkiye'nin bu insani yardım çalışmalarındaki faaliyetlerini sadece bize değil, basının önünde de, sadece Türkiye'de de değil, Türkiye'nin dışında da övgüyle bahsettiklerini bunu biliyoruz. Bunu için soruyorum size. Biz bir şeyle AB bakanımızla Norveç'e gittik. Norveç'te o hafta gazetelerde manşet manşet ve başlıklarla Suriyeli mültecileri kabul ediyoruz diye böyle sayfa çarşaf çarşaf baktım toplam 110 kişiyi 110 kişiyi kabul ediyorlar. Şimdi bakın yani saatiyle tarihiyle biliyorum. 18 Eylül saat 12:50. Evet. 18 Eylül 2014 yılı. Evet. Kobani meselesi. Evet. Bir anda bir gece öncesinde Ankara'da toplantı yaptık. IŞİD Kobani'de Kürt halkını sıkıştırıyor. İlk planlamamız şuydu. Sınırın ötesinde bunları karşılayalım ve buralarda her türlü insani yardım ve desteği verelim. Ama fakat baktık ki 12:50 civarında artık IŞİD 4-5 kilometre, 6 kilometre mesafeye yaklaşmış ve hayati bir tehlike var. Dolayısıyla Sayın Başbakanımız o zaman hiç unutmuyorum Bakü'deydi. Telefonlaştık, dedik ki böyle sınırları açalım. Bu kararı aldık. Sınırları açtık. 18, 19, 20, hadi 21'ini de sayalım. 4 gün değil. 4 gün içerisinde 197 bin Kobaneli kardeşimiz Türkiye'ye giriş yaptı. Bir tek kişinin burnu kanamadı. Sadece bir 55 yaşlarında bir hanımefendi mayına geçerken basmış, onun ayağı parçalandı. O da yarım saat içerisinde hastaneye kaldırıldı. Şimdi 197 bin kişi, 3 gün içerisinde, 4 gün içerisinde. Bütün Avrupa'nın 2013 yılı içerisinde kabul etmiş olduğu mültecilerin toplamından daha fazladır. Bu sayının artmasını bekliyor musunuz Sayın Bakan? Maalesef. Bugün sabah bütün kurumlarımızla birlikte bir koordinasyon toplantısı yaptık. Benim görevi aldıktan sonraki ikinci koordinasyon toplantımız inşallah çok kısa süre içerisinde. Bu ödevler bugün ortaya çıktı. Her kurum bu kendi ödevini hazırlayacak ve kısa bir süre içerisinde bunları tekrar gözden geçireceğiz. Şimdi Suriye öyle bir tablo içerisindeki. Haritayı bugün bir kere daha... Ben sizi bölmemek için bir daha söyleyeyim. Ne olur bugün aldığınız kararları da açıklayın da. Çünkü mültecilerle ilgili siz yeni yeni birçok kararlar alıyorsunuz. Hastanelerle ilgili, şeylerle ilgili. Onları sözünüzü kesmemek adına sormuyoruz. Tamam. Onları açıklayın. Şimdi tabii Suriye'de maalesef şöyle bir durum var. Haritayı bugün bir kere daha önümüze koyduğumuz zaman. Şehir şehir, kasaba kasaba, köy köy. İşte bir şehrin bir tarafında Suriye ordusu, Suriye güçleri. Bir tarafta Özgür Suriye ordusu. Bir yerde PYD, onun öteki tarafında Nusra, öteki tarafta IŞİD, paramparça olmuş, lime lime olmuş bir Suriye. Ve maalesef Suriye'nin hem Kobani bölgesi, hem Cizre bölgesi, hem de Afrin bölgesinde çok şiddetli devam eden çatışmalar var. Halep şehri etrafında çok şiddetli çatışmalar var. Eğer buralarda, bu bölgelerde, özellikle Halep'te, Allah muhafaza bir denge değişikliği olur. Burada yeni bir durum ortaya çıkarsa yüz binlerle yeni Suriyelinin sadece hayatta kalmak için, yaşamak için... 500 bin ifadesini kullanmıştınız. Bu rakamlar 500 bin olur, 300 Halep bin olur. Halep herhalde bu işin son noktası. Halep en stratejik nokta. Yani. En kilit nokta Halep. Allah muhafaza orada bir değişiklik olduğu takdirde Türkiye çok büyük bir göç dalgasıyla yeniden karşı karşıya kalabilir. Bunlarla ilgili bütün hazırlıklarımızı gözden geçiriyoruz. Tabii ki bu arada Türkiye'nin yaptığı hakikaten olağanüstü bir hizmettir. 23 kampta 227 bin Suriyeli sığınmacıyı Türkiye
Sadece barınmalarını değil, sadece yemelerini içmelerini değil, sağlık hizmetlerini. Mesela bugün uzun uzun konuştuk eğitim hizmetlerini. Evet, buradan şeylerin izin verirseniz ben 4 tane kampı gezdim. Oradaki valiler, yani bir Hatay'ı gezdim, bir Maraş'ı gezdim, bir de Antep'i tabii. Hatay, Maraş, Antep. Hem Hatay valisi, hem Antep valisi, hem de Maraş valisi. Ya, gözlerim yaşardı benim. Allah razı olsun. Bütün kurum valilerimiz, AFAD bu işin koordinasyonundan sorumlu olan, elini taşın altına koymuş olan bir kuruluş olarak. Evet. Diğer birimlerimiz, işte Milli Eğitim Teşkilatımız, Sağlık Bakanlığımız, hudut emniyetini sağlayan unsurlarımız, jandarmamız, Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, bütün unsurlar elinden gelen azami gayreti ortaya koyuyorlar. Mesela bu kamplarda 40 bine yakın, 40 binin üstünde hatta yeni Suriyeli çocuk doğdu. Evet. Bunlar önemli bir şekilde yani Türkiye'de doğan bir kazanım. Suriyeliler. Eğitim dediniz efendim, onların eğitimi orada laf bölünmesin diye bu 1 milyonun üzerinde 2 milyona yaklaşan mülteciyle ilgili onların çocuklarının eğitim ve öğretimiyle ilgili yeni bir adım mı atılıyor? Şimdi bunların hazırlıklarını yapıyoruz. Şu anda da Nasıl bir şey olacak, hazırlık? Şimdi bu şimdiye kadar hep geçici diye bakılıyordu. Şimdi bundan sonra kalıcı olarak bu insanlar bizim en büyük kazanımımız. Bakın 1 milyon 700 bin kişi. Bunların gençleri, çocukları. Eğer biz bunları çok ciddi bir şekilde yetiştirebilir. En büyük kayıp şu olur. Eğer biz bu insanları, bu gençleri, çocukları eğitimsiz bırakırsak, eğitimlerini vermeyi başaramazsak, bir nesil kaybolmuş olur. Dolayısıyla biz bunların eğitimini sağlamak durumundayız. Ve eğer bunu başarılı bir şekilde bu süreçleri devam ettirirsek, Allah'ın izniyle inşallah en kısa zamanda savaş biter ve bu insanlar geri dönerler. Ama Türkiye'yi seven, Türkiye'de gerçekten ciddi şekilde eğitim almış yüz binlerce Suriyeli genç bizim ila nihayet dostumuz, kardeşimiz olarak Türkiye'nin büyük bir kazanımı olur. Peki sağlıkla ilgili, yani tüm bunların hepsinin Bakanlar Kurulu toplantısında Suriye misafirlerinin artık her türlü sağlık hizmetine yer alacağına dair bir kare. Şöyle zaten geçmiş bir kararla Suriye'den gelen sığınmacılar acil ve diğer bütün sağlık hizmetlerinden istifade ediyorlardı. Irak'ı da ilave ettiler. Ancak Irak'tan gelenler sadece acil hizmetlerden yararlanıyordu. Dün akşam aldığımız bir kararla bu 43 bin kişinin de bütün sağlık hizmetlerinden yararlanılması için karar almış olduk Bakanlar Kurulu'nda. Peki Suriye'de gelenlere vatandaşlık verilecek tarzında bir iddialar var. Hayır, böyle bir şey yok. Bunlar... Çalışma izni verilecek. O da henüz şey değil. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu Suriye meselesi hakikaten Türkiye'nin en başarılı olduğu alanlardan birisi. Suriye'deki mültecilerin burada ev sahipliği yapılması kısmı. Onu kastediyorum. Yani. Ama fakat burada maalesef bazı siyasi amaçlarla o kadar spekülasyonlar yapılıyor ki. Mesela efendim Türkiye Sünni Arapları alır, Türkmenleri alır ama Kürtleri almaz propagandası yapıldı. Demin ifade ettim. 3 gün içerisinde Türkiye 197 bin Kürt kardeşimizi hemen Türkiye'nin içerisine aldı ve bunları bugün rahatlıkla ev sahipliği yapıyor. Aynı şekilde Sincar bölgesinde Yezidilere karşı IŞİD'in saldırıları başladığında aynı şeyler söylendi. Bunlar alınmaz. Bunlar Yezidi olduğu için alınmaz dendi. Bir ara 46 bine kadar çıkmıştı. Şimdi zannediyorum 18-19 bin civarında Yezidiler. Çünkü geri durum iyileşince geriye gittiler. Dolayısıyla bir sürü kara propagandalar yapılıyor. Aynı şekilde Irak'tan gelen Türkmenlere yardım edilmez. Bunlar Araplarla işleri var. Hep Araplara yardım ederler. Propagandaları vardı. Şimdi dün kararla birlikte bu anlamda Türkmen kardeşlerimiz, Iraklı Türkmenlerin de sağlık hizmetlerinden istifade etmesi ortaya konulmuş oldu. Şimdi bakın, ben kendi görevi aldığım dönemden sonrasını hatırlıyorum. Çok zor günler geçirdik. Yani hakikaten sıkıntılı. Ya aman ya Rabbi, bu kadar şeyi nasıl altından kalkılacak dediğimiz günler oldu. İşte Kobani meselesi, göçmen dalgası oradan başladığı günler gibi. Çok yorulduğumuz, sıkıldığımız günler oldu ama en çok bu süreçte memnuniyet duyduğum konulardan birisi de şu. Kampın birisinde yeni doğmuş olan 4 çocuğa Suriyeli kardeşlerimiz, sığınmacılar kendi çocuklarına, en değerli varlıkları dünyadaki AFAD ismini verdiler. Şu anda ismi AFAD olan 4 tane Suriyeli çocuk bizim kamplarımızda yaşıyor. Bu çok büyük bir şeydir, onurdur. Türkiye için büyük bir onurdur. Bir Türkiye markası olarak büyük bir onurdur.
Ve inşallah bu hizmetleri... AFAD da bu alanda ya uluslararası bir kuruluş, marka tabii, haline tabii. geldi, tescillendi. Evet. Bir de şeyi sorayım ben size izin verirseniz. Bu Suriye konusunu öyle kapatalım. Hükümetinize yöneltilen bir eleştiri var. Yani şey çıkıyor... Nur Bey ondan önce bir şey kaldı. Mesela bu Suriyelilerle ilgili veya Iraklılarla ilgili vatandaşlık verilmeyecek dediniz. Ve çalışma izni de verilmeyecek dediniz değil mi efendim? Yani bu çok tartışıldığı için söylüyorum. Hayır ya, şu aşamada çalışma izni, vatandaşlık meselesi zaten hiç gündemde yok. Ama şu aşamada ama basına yansıyor. Bu tür şeyler yapılıyor. Hatta şunlar söylendi, vatandaşlık verecekler ki işte oy kullansınlar, AK Parti lehine oy kullansınlar gibi. Bunların hepsi yanlış propagandalardır. Bu planlamalarda ne kadarlık bir süreden bahsediyorsunuz efendim? Bunları ne kadar süre burada misafir edeceksiniz? Eğitim ve sağlık konusunda bazı adımlar attığınız için 5 yıl mı? Yani planlamayı neye göre yapıyorsunuz? Şimdi bakın, bugün konuştuğumuz konulardan birisi de şu. Efendim Suriyelilerin içerisinde işte eğitim seviyeleri düşük olanlar var. Ama Suriyelilerin içerisinde doktorası olan, efendim işte master'ı olan, iyi eğitim almış doktorlar, öğretmenler, avukatlar, meslek sahibi olan insanlar var. Sanat erbabı olan insanlar var. Sanayiciler var, tüccarlar var. Dolayısıyla aslında şöyle düşünmek lazım. Savaştan önce Suriyelinin ortalaması hangi kültürel ve eğitim seviyesinde ise aşağı yukarı kamplardaki ya da şehirlerimize gelen Suriyelilerin de seviyesi budur. Dolayısıyla bir sokaklarda yaşayan, yoksul, efendim hakikaten zor durumda olan Suriyelileri görüyoruz. Ama bir de Suriyelilerin görünmeyen tarafları var. Bu nitelikli iş gücünün analiz edilmesi ve bu nitelikli iş gücünün Türkiye'de kalıcı bir şekilde devreye sokulması, eğer burada kalacaklarsa. Anladım. Ama sonuçta ne zaman döneceklerini bilmiyoruz. Yani artık kısa bir program önümüzde yok. En azından açık konuşmakta fayda var. Orta vadeli bir sorunla karşı karşıyayız. Ve şunun da farkındayız. Yani biz insanlara hangi güzel imkanı sunarsak sunalım. Sonuçta demiş ya, bülbülü altın kafese koymuşlar. Evet, illa vatanım, illa vatanım. Sonuçta bu insanlar geri dönmesini isterler. Biz onun için meselenin bu insani yardımlar kısmında yoğunlaştığımız kadar, belki bundan çok daha fazla Suriye'de bir siyasi çözüm bulunması için de uğraşıyoruz. Ve bunun için de bütün tarafların siyasal süreçlere katıldığı, herkesin temsil edildiği bir barış döneminin ortaya çıkması, bir barışın oluşması için de elimizden gelen her türlü katkıyı sunmaya gayret ediyoruz. Sayın Başbakan bugün bir şeffaflık paketine ilişkin bir açıklama yaptı. Detaylarını daha sonra herhalde açıklayacaksınız. Bu siyasette veya kamuda şeffaflık dönemine ilişkin hangi tedbirler var paketin içerisinde? Paketle ilgili çok kısa bir... Şimdi bu paketi tabii teferruatı önümüzdeki günlerde detaylı bir şekilde Başbakanımız tarafından açıklanacak. Bir siyasetin finansmanı, siyasetçinin bunun çok açık ve şeffaf olması, siyasetçinin zenginleşmesi, bunun çok açık ve şeffaf bir şekilde halk tarafından görülmesi, işte mal beyanlarıyla vesaire, siyasi partilere yapılan yardımların çok açık bir şekilde ortaya konulması, seçim kampanyalarının nerede nasıl paralar toplandığı, nasıl harcandığı, bunların açık bir şekilde görülmesi, takip edilmesi gibi alanlarda bir takım kararlar alındı. Ayrıca imar rantlarının siyasetin bir aracı haline getirilmesinin önlenmesine ilişkin çok önemli tedbirler üzerinde uzun uzun çalışıldı. Bunlar teferruatlı bir şekilde. Vatandaş her şeye, herkesle ilgili bilgiye ulaşabilecek tabii, dedi Başbakan. Tabii, bunun altını çizdi bugün. Tabii. Yani mesela bir imarla ilgili değişiklik olacaksa bunlar çeşitli araçlarla ilan edilecek ve herkes, o yöredeki herkes bu imar değişikliğini bilecek. Efendim ve bu imar rantlarından ortaya çıkan ilave rantsa bunlar kişiler tarafından değil, devlet tarafından, daha doğrusu kamu tarafından bunlar paylaşılacak. Bunlar önemli şeyler. İnşallah hepsini bunların... Efendim kısa bir ara vereceğiz, reklama gideceğiz ama bununla beraber çözüm sürecine de girmek istiyorum. Selahattin Demirtaş'ın iki tane sözü var. Dana ve kuyruk koparsa dana bizde kalır dedi. İkinci sözü de HDP olarak biz seçime gireceğiz dedi. İki dakika var. Şöyle bir genel toplayarak bakacak olursak bir taraftan Cizre'deki olaylar, bir taraftan el altından halka 20 bin silah dağıtıldığı, PKK'nın karakol kurduğu iddiaları var. Ne dersiniz? Şimdi bir kere çözüm süreci herhangi bir kimse istiyor ya da bir siyasi fantezi olsun diye ortaya çıkmış bir şey değil. 35 yıl yaklaşık devam eden bir silahlı çatışma dönemi
Yaklaşık 35 bin insan ölmüş, 7 bin insanımız şehit olmuş ve Türkiye'nin asgari minimum 1.2 trilyon dolar parası heba olmuş. Bu süreç böyle devam etsin mi etmesin mi? Etmesini istemeyen, bu sürecin bitmesi, barış ve kardeşliğin sağlanmasını isteyen sağlam bir irade ortada var, siyasi irade var. Ve bu anlamda her türlü provokasyona rağmen elinde silah olanların da silah bırakma iradesi var. Evet. Evet, bunu baltalamak isteyenler bir takım provokasyonlar yapabilirler. Ama hepsinden önemlisi de milletin desteği var. Artık Doğu ve Güneydoğu Anadolu halkı başta olmak üzere herkes diyor ki yeter artık. Bu savaş bitsin, bu çatışma bitsin, bu terör bitsin diyor insanlar. Dolayısıyla konjonktürel olarak 6-8 Ekim arasında bir oyun oynandı. Bu süreci sabote etmek isteyenler bu oyunu oynadılar. Ama Kürt siyaseti de şunu gördü ki, evet. Oyunun bir parçası olmak Türkiye'deki Kürt siyasetine bir fayda sağlamayacak. Çünkü başta Kürt kardeşlerimiz bu işe karşı çıkıyor. Kürt evet. kardeşlerimiz derken sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu kastetmiyorum. Neresini koparırız, dana kuyruk tartışmaları neyse hiç girmiyorum. Çok anlamsız, son derece absürt bir tartışmadır. Bu şu demektir, nereden böleceğiz demektir. Bana söyler misiniz, nereden böleceğiz? İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i, Adana'yı nasıl evet. böleceğiz? Adana, İzmir ne kadar Türkiye'nin bir parçasıysa Hakkari'de, evet. Kızıltepe'de, efendim Cizre'de, Van'da, Muradiye'de Türkiye'nin bir parçası. Bir cümlede efendim reklama gideceğiz. HDP olarak seçime gireceğiz demek, bağımsız olarak çok net ifadelerle söyledim. Bu kendi tercihleridir. Ben başka programlarda da ifade ettim. Ama HDP'nin siyasal yolunu aslında Türkiye'de seçmen 2014 yılındaki 10 Ağustos seçimlerinde ortaya koydu. Sayın Demirtaş'ın seçim kampanyasında kullandığı dil, barışçıl, bütünleştiren, derleyen, toparlayan ve bir Türkiye partisi, Türkiye siyaseti olma istikametindeki oyunu, evet. daha doğrusu bu anlamdaki taleplerini, bu anlamdaki söylemlerini seçmen ödüllendirdi. Evet. Yaklaşık %10 barajına yakın bir desteği partisi, Selahattin evet. Demirtaş'a vermiş oldu. Onun şahsında HDP hareketine vermiş oldu. Dolayısıyla yol bellidir. Silahların ila nihaya susmasını söyleyecek bir dil. Türkiye'de Türklerin, Kürtlerin, Sünnilerin, Alevilerin kardeşliğini konuşan bir dil. Terörün her türlüsünü lanetleyen bir dil. Ve çözümü silahların, barutların gölgesinde değil, çözümü demokratik söylemlerin çerçevesinde bulmaya çalışan bir dili evet. ortaya koyarlarsa niye %10 barajını geçmesinler? Devam edeceğiz efendim. Kısa bir ara vereceğiz. Özellikle önemli açıklamalarınız var. Aslında 150 yıllık uykumuzdan yeni uyandık diyorsunuz. Bu ne manaya geliyor? Yine çözüm sürecini konuşacağız. Seçimlerden önce bazı adımlar atılacak mı? Ve ekonomi diyeceğiz son başlık. Kısa bir aranın ardından biz burada olacağız efendim. Evet efendim, yayına devam ediyoruz. TGRT Ankara stüdyolarındayız. Tekrar hatırlatalım. Konuğumuz Başbakan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş. Nuri Eliboğlu'la birlikte sohbete devam ediyoruz. Efendim, süreye karşı konulmuyor. Zaman hızla akıyor. Efektif kullanma anlamında şu çözüm sürecini kısa bir toparlayalım. Bu 20 bin silah ve Cizre'deki olaylar. Bunların değil. Yani bu 20 bin silah vesaire, karakol vesaire, bunların hepsi söylenti olarak bu süreçte. Türkiye bakın, bu bir bölge halkı var. Bir Kürt siyasal hareketinin etkisinde kalan kitle var. Bir de Türkiye genelinde bu meselelere daha başka duyarlılıkla bakan kitleler var. Dolayısıyla bu tür söylentiler aslında özellikle Türk kökenli olan geniş kitleyi rahatsız etmek ve bakın barış marış olmuyor. Herhangi bir çözüm özüm olmuyor. Aslında bunlar bir ayrışma, bir parçalanma süreci içerisindeler manasına gelecek. Bir propagandanın parçası olarak kullanılıyor. Ama bunun yanında Kürt siyasal hareketinin içerisinde de gerçekten son derece şuurlu, dengeli ve bu işin bir an evvel bitmesini isteyen kişilerin olduğunu biliyoruz. Mesela Hatip Dicle gibi son derece tansiyonu düşürecek ve bu anlamda gerçekten sokaklardaki gerilimi azaltmaya dönük çok açıklamalar oluyor. Tansiyonu düşürücü. Şimdi çünkü neden? Bir bedel ödeyerek geliyorlar ve bunun gerçekten Türkiye'nin hak etmediğini, Kürt halkının da bunu hak etmediğini hatırlayın, çok uzun bir süre önce değil. Köyler yakıldı, insanlara dışkı yedirildi, insanların Kürt kimliğini dile getirmeleri yasaklandı. Çocuklarına diledikleri isimler konulmaları yasaklandı. Ana dillerinde savunma yapmaları yasaklandı. Bütün bunların hepsi çok şükür AK Parti hükümetleri sayesinde
geçtiğimiz 12 yıl içerisinde büyük mesafeler alındı. Şimdi dolayısıyla ben şahsen en karamsar günde bile, diyeyim ki 6-7 Ekim olaylarının olduğu günde dahi ben bu sürecin başarıyla bitirileceğine inananlardanım. Ben iyimser herhalde tarafta bulunanlardanım. Herhalde sizi iyimser hale getirin halkın desteği herhalde. Şundan dolayı halkın desteği artık barışın tadını almış olanlar tekrar silahların ateşlenmesine müsaade etmez. Ve o sokağa dön çağrıları bir türlü karşılık bulmaz. İlginç değil miydi? Çözüm sürecinin garantisi, nereden bu kadar rahat konuşuyorum? Çözüm sürecinin garantisi Türkiye halkının tamamı. Tamamıdır diyorsunuz. Sadece bölge halkı da değil. Efendim çok önemli bir yine bu konuyla ilgili seçimlerden önce adım atılacak mı atılmayacak mı? Nuri Bey çok fazla söyleniyor. Sizin köşeye sıkıştığınız hükümet olarak artık yapacağınız bir açılım kalmadı. Ve özellikle HDP'den nerede atacağınız adımlar nerede? İşte biz yapacağımızı yaptık artık top hükümette söylemleri. Bir taraftan bunlar sizin köşeye mi sıkıştınız Sayın Bakan? Hayır, tam tersine. Yani başından itibaren bu çözüm sürecini Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken bedeli ne olursa olsun biz bu işi çözmeye hazırız iradesiyle ortaya çıktığı günden itibaren ne bu işin siyasi riskinden korkarak ne de bir siyasi rant umarak bu sürecin içerisinde hareket etmedik. Bu gerçekten milletin istediği istikamette, Allah rızası için. Bu gerçekten anlamsız kavgayı sonlandırmak için yola çıktık. Ve şunu söylemek lazım ki varsayın 10 sene evvel bu konuşmayı yapıyor olsaydık. 10 sene evvel şunlar yapılmalıdır diye konuşturacağımız işlerin %80'i yapıldı. Geriye az bir kısmı kaldı. Yani ben şöyle söylüyorum. Azgın bir nehirde karşıdan karşıya geçiyoruz. Azgın bir nehirde karşıdan karşıya geçtik. Yolun %80'ini bitirdik. Evet. Ama en zor kısmı kaldı. %80'i bitti mi Sayın Bakan? Tabii ki. Yani bu en zor kısmı kaldı. En zor kısmında da ya bu yol geri gidilmez diyerek geri dönmek değil. Bunun maliyeti çok yüksek. Kol kola hep beraber vererek sağlam bir zincir oluşturmak ve hep beraber karşı kıyıya geçmektir. Bunu başaracağız. Bunun için zor konuların kaldığını ben de biliyorum. Bu meseleye siyasi hayatı boyunca kafa yormuş birisi olarak. Bununla ilgili Türkiye'de... Zor konularla ilgili biraz böyle açar mısınız onu? İşte mesela... Bu anlamda terör örgütünün içerisinde bulunan insanların bir türlü rehabilite edilmesi... Bunların silahların ila nihaye bırakılması, toprağa gömülmesi, bir daha hiçbir şekilde silahların kullanılmayacağına ilişkin bir dönemin ortaya çıkması gibi çok temel hususlar bundan sonra kaldığını görüyoruz. Ve bunlar da inşallah kuvvetli bir şekilde sağlam bir iradeyle bunların bu adımdan atılacağına Efendim, inanıyoruz. Bugüne kadar AK Parti hükümetleri seçimlerdeki en büyük başarılarını ekonomiye borçlular, ekonomi yönetimlerine. Her seçime gittiklerinde hakikaten bir önceki hükümetin büyük bir ekonomik başarısı var. Büyüme başarısı var. İşte bütçeyle ilgili makroekonomik göstergelerde başarısı var. İşsizlik oranında başarısı var. İslam'la ilgili başarıları var. Sizin de seçime şurada işte bir şey kalmadı. Haziran'ın 7'sinde seçime gideceğiz. Neredeyse işte 4-5 ay falan var artık seçime. Şu ocağı da saymazsanız. Ekonomiyle ilgili durumunuz nedir? Yani yine AK Parti iktidarı tüm bu olumsuz tablolara rağmen dışarıdan oluşturulan tüm olumsuz tablolara rağmen ne durumda ekonomi? Bu yine güçlü bir ekonomiyle gidiyor muyuz biz seçimlere? Şimdi şöyle ben AK Parti'de ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı olduğum günden itibaren de bunu ifade ettim. Bu alanla ilgiliydim. Ondan evvel de zaten bunları söylüyorduk. Şimdi çok şükür Türkiye'nin geçtiğimiz 2008-2009 krizlerine kadar Türkiye bir şeyi başardı. Ondan sonra da çok şükür krize rağmen bu süreç devam etti. O da nedir? Makro hedeflerin tutturulmasıdır. Hı-hı. Yani Türkiye işte enflasyon oranları, işsizlik oranları, büyüme oranları vesaire, cari açık buralarda önemli bir başarı elde etti. Hı-hı. Makro ekonomisi, ekonomik göstergeleri güçlü bir ülke haline geldi. Bu büyük bir başarıdır. Ancak bunun aynı şekilde sürdürülmesi mümkün değildir. Onun için ne yapmamız lazım? Bir faz değişikliğine gitmemiz lazım. 2008-2009 krizleri bize bunu öğretti. Bütün dünyayı öğrettiği gibi. O da nedir? Bir ekonomi sadece makro ekonomilerindeki, ekonomik göstergelerindeki, diyelim ki enflasyon çok düşük. Bu marifettir, başarıdır ama tek başına yeterli değildir. Aynı şekilde mesela cari açığın da çok düşük olması,
Aynı şekilde büyüme hedeflerinde çok yüksek olması gerekir. Faizin çok düşük olması gerekir. Yani hepsinin bir arada olması. Bunların yani. Hepsinin optimum bir dengede tutulması gerekir ki başarınızı sürdürebilirsiniz. Faz değişikliği bir basamak atlayabilmek için mi diyorsunuz? Şunu söylüyorum. Yani şimdi, 15 bin dolarlara sıçrama anlamında mı söylüyorsunuz? Eyvallah. Türkiye ekonomik bakımdan çok net söyleyeyim. Milletimizin anlayacağı bir şekilde söylüyorum. Çok iyi de anlaşılıyor bunlar. Türkiye 4. ligden, 3. ligden çıktı. Şimdi 1. lige ama geldi. 10 bin dolarda sürekli orada biraz uzun süre kalmadı. Şimdi eğer burada uzun süre kalırsak işte orta gelir tuzağı dediğimiz şey. Bizim şimdi bu ligde şampiyonluğumuzu ilan edip Süper Lig'e çıkmamız lazım. Nasıl olacak? Bunun için de işte faz değişikliğinden kastım bu. Daha çok üreten, reel ekonomisini güçlendiren, orta direğini güçlendiren hala Türkiye'nin istihdamının %80'ini KOBİ'ler oluşturuyor. Hala Türkiye'nin ekonomik gücünün %65'ini de yine KOBİ'lerimiz oluşturuyor. Dolayısıyla bu son açıklanan paketlerde aslında buralara destek var. No. Bugün Sayın Başbakanımızın açıkladığı hususlardan birisi de biliyorsunuz Halkbank üzerinden. Evet. Mesela unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin sıfır faizle şey yapılması. Önümüzde evet. Türkiye'nin evet enflasyon düşmüş olması bir başarıdır. Ama bu orta direk tuzağından kurtulabilmek için iki tane noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi faiz oranlarımız çok yüksektir. Politika faizleri çok yüksektir. Hala çok. Yani ekonominin %65'ini kontrol eden bizim orta direk dediğimiz yani KOBİ'lerimiz piyasada %15, %16, %13 üzerinden faizlerle borçlanarak kredi alabiliyor. Nasıl yatırım yapacak? Nasıl ya üretim olmaz nasıl mı üretimini artıracak? Dolayısıyla faiz büyümenin düşmanı olan bir şeydir. Faiz oranlarının mutlaka düşürülmesi zarureti var bir. İkincisi Türkiye gibi dinamik 77 milyon nüfusu var. Merkez Bankası'na söylüyorsunuz bunu. Ve bu anlamda Türkiye'de genel olarak söylüyorum. Bu anlamda 77 milyon dinamik bir nüfusumuz var. Ve bu dinamik nüfusun her sene yaklaşık 500 bin ila 600 bin yeni istihdam üretmek mecburiyetimiz var. Bu yeni istihdamın üretilebilmesi için de mutlaka büyüme hedeflerimizin çok daha yüksek olması yukarıya çıkması lazım. Eğer Türkiye %3'ler seviyesinde bir büyümeyi hedeflerse bu Türkiye için doğru bir rakam olmaz. Buna razı olmamak. Hedef olmaz. Doğru asgari, olan ne efendim? Asgari %5'tir. Türkiye bu anlamda orta vadeli programını da yüksek büyüme hedeflerini gözle alarak bu hedefler çerçevesinde revize etmek mecburiyetindedir. Ve bu anlamda da üretim. Daha çok üretim. Sanayi üretiminin düşmesine... Tabii. Şimdilerde bunu herkes söylüyor. Ben kusura bakmayın. Bunu uzun yıllardır söyleyen birisiyim. Sanayi üretimi güçlü olmayan, üretim şeyi güçlü olan. Ayrıca bir başka husus da sadece bankalar üzerinden değil. Gerçekten Türkiye'de üretim faaliyetlerinin finansmanı için yeni bir takım finansman yöntemlerini bulmamız lazım. Bunlar da meçhul şeyler değil. Biliniyor. Batı toplumunda da bunlar şey yapılıyor, tekrar gündeme getiriliyor. Mesela peer-to-peer financing diye bir sistem var. Onun üzerinden küçük sermayelerin bir araya gelerek büyük bir havuz oluşturması ve bunun üzerinden yatırım yapması mümkün. Bütün bunları gözden geçirmemiz lazım. Çok ilginç efendim. Bütün bunlara inanarak aslında söylüyorsunuz. Yani bunu gözlerinizden okuyoruz. Siz aynı zamanda usta bir siyasetçisiniz. Nuri Bey. Ya ben sizden birer cümlelik cevaplar almak istiyorum. Türkiye 150 yıllık uykusundan yeni uyandı. Yeni Osmanlıcılık mı bu? Hayır değil. Biz 150 yıllık uykudan şunu kastediyorum. Uzun yıllar bize dediler ki, daha doğrusu öyle bir haleti rüya içerisinde Türkiye'nin aydınları başta olmak üzere. Öyle bir siyasetçileri, yönetici elitleri başta olmak üzere. Biz yenildik. Bizim artık yapacak bir şeyimiz yok. Osmanlı'nın son döneminde, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde. Evet belki Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmiştik. Belki Batı'nın iktisadi gelişmesi karşısında yenilmiştik ama. Şimdi çok şükür bu yenilmişlik psikolojisinden Türkiye kurtuldu. Ayakları üzerinde şöyle bir, daha henüz başındayız. Ve hayır, demek ki biz yenilmemişiz. Biz yenilmeyen bir medeniyetin çocuklarıyız. Tam da bizim medeniyetimizin değerlerini yeniden üretebilir ve bunun üzerinde güçlü bir şekilde ayağa kalkabiliriz. Bununla bağlantılı efendim bir tane daha önemli konu var. Sarayda 16 Türk devletini temsil eden askerler sosyal medyada çok eleştirildi. Ama biz İsveç'e gitmiştik. İsveç Sarayı'nda benzer görüntülerle karşılaşmıştık. Bugün onları eleştirenler orada fotoğraf çektirme yarışına girmişti. O görüntülere ne diyorsunuz, o asker görüntülerine? Şimdi bunlar yani sembolik şeylerdir. Buckingham Sarayı'nın önünde de asker görüntüleri vardır. Yani. Dediğiniz gibi İsveç Sarayı'nın önünde vardır, İspanya Sarayı'nın önünde vardır, Avusturya Sarayı'nın önünde. Bunlar olur.
Herhalde, şunlar olabilir. Herhalde bizimkiler kraliçenin karşılama törenini görseler şaşırırlar. Yani. Şimdi şunu tartışmak lazım belki. Yani şunu söyleseler. Ya efendim bu kıyafetler şöyle değil de böyle olabilirdi. Onun yerine şu olabilir. Ya bu bir şeydir. Yani işin aslı değil. Efendim, yönetimin aslı değil. Duşakabinoğullarından bu ikinci sıra sağdan ikinci de diye yani çok yoğun bir şey yapıldı. En azından o açıdan bakıldığı zaman eleştiri yapıldı. Hani eleştirinin çok ötesinde bir taraftan bakıldığı zaman 16 Türk devletinin askerlerinin orada olması ama eleştiri veya dalga boyutunun giderek yükseldiğini de ya, gördüm. Kusura bakmayın o zaman Cumhurbaşkanlığı forsunda da eski Türk devletlerini temsil eden yıldızlar var. Bunlar sembolik şeylerdir. Törenler eğer hakikaten sanat açısından, hakikaten bu kıyafetlerin dizaynı açısından bir eleştirisi olan varsa bu fikri de eleştirenler olabilir. Ama bunları tekraren söyleyeyim yıkıcı bir eleştiri haline getirmemek. Sanki işin aslı bu. Türkiye yönetiminin aslı. Nihayetinde törensel bir durumun bir parçasıdır. Bu şekilde o kıyafet de olmaz, başka kıyafet de olur. Olur olmaz ayrı bir şey ama bunun üzerinden bir siyasal eleştiri geliştirmeye kalkmak evet. Dediğiniz gibi başka amaçlarla yapılıyor. Nuri Bey'e ben bırakıyorum. Bir tane daha çok ama çok kısa cevap istiyorum efendim. İkinci dönem başlıyor AK Parti'de. Aslında bakıldığı zaman yani bir değişiklik olacak. Yeni bir ikinci jenerasyon başlıyor. 2015 seçimlerine 3 ay kaldı, 4 ay kaldı. Ne bekliyorsunuz? AK Parti bu birinciden ikinciye geçişi sağlayabilecek mi başarılı bir şekilde veya işte yapılan eleştirilere ne diyorsunuz bu noktada? Ben şunu söyleyeyim. 30 Mart seçimlerinden sonra bunu söylemiştim. 10 Ağustos seçimlerinden sonra daha yüksek bir şekilde söyledim. Bugün çok daha kuvvetli bir şekilde inanarak söylüyorum. 30 Mart seçimlerine kadar AK Parti partilerden bir partiydi. İktidar partisiydi. Güçlü bir partiydi. Ama 30 Mart ve 10 Ağustos seçimlerinden sonra AK Parti sadece bir parti olmanın ötesinde bir siyasi hareket olmaya terfi etti. AK Parti'nin en büyük kazanımı budur. Ve eğer bir başka bir dönemden bahsedeceksek bir siyasi hareket olarak kökleri tarihin derinliklerinde olan ve bugünün sadece Türkiye'de değil bütün dünyada etkileri bulunan bir büyük medeniyet siyasetinin işte parçası olarak. Birinci kuşak şimdi ikinci kuşak geliyor. Üç yıllık. Üç dönem. Ben AK Parti'yi bir siyasi hareket gördükten sonra kuşakları böyle sıralamıyorum. Anladım. Birinci kuşaklar Şehbenderzade, Filibeli Ahmet İlmi, Sait Halim Paşa, Mehmet Akif Ersoy, Eşref Edip gibi insanlardı. Ondan sonra ikinci kuşak geldi. Necip Fazıllar, Sezai Karakoçlar, Nuri Pakdiller. Fikri anlamda söylüyorum. Siyasi olarak da Türkiye'de siyasi kuşaklar değişti. Siyasi partilerin isimleri değişti. Ama AK Parti bir siyasi hareket olarak bu medeniyet siyasetinin kökleşmesini bu dönemde sağlarsa Allah'ın izniyle bu siyasi hareket bundan sonra ilaniyaya kalıcı olur. İse bununla ilgili bir takım tabii ki çalışmalar vesaire bunlar yapılacaktır. İsimler değişecektir. Hatta ne bileyim işte meclis şeyi değişecektir, kompozisyon değişecektir. Şu olacaktır, bu olacaktır. Ama AK Parti için hayati olan mesele isimler üzerinden tartışmak değil, fikirler üzerinden bir gelecek inşasını başarabilmektir. O da bir siyasi hareket sadece bir siyasi parti organizasyonundan ibaret değildir. Bir siyasi hareket çok kuvvetli bir fikri altyapısı, çok kuvvetli bir toplumsal örgütlenmesi, sivil toplum kuruluşları, gençlik örgütlenmeleri, kadın örgütlenmeleri, çalışma hayatındaki örgütlenmeleriyle mümkündür. Ve dünya üzerinde oluşturmuş olduğu bir büyük algıyla siyasi hareket haline gelebilirsiniz. Ben AK Parti'nin bu sürecinin siyasi harekette hızla geçiş süreci kuşaklarla olduğunu kuşaklarla bu işi kuşaklarla da ilgili görmüyorum. Hepimiz nihayetinde faniyiz ama baki olan bir büyük medeniyetin. O başarıyı yakalar mısınız peki efendim? Yani %50 dediğimiz her zaman işte 2007'de başlayan o yüzde. Bir medeniyet siyasetinden bahsediyorsak başarı rakamlarda gizli değil, başarı fikirlerde gizlidir. Öyle olur ki tek başınıza kalırsınız ama fikrinizi sağlam bir şekilde savunursunuz. Allah'a çok şükür bugün Türkiye'de AK Parti siyasal olarak da toplumun geniş kesimlerini kuşaklayan, daha doğrusu geniş kesimlerinden gelen taleplerin sözcüsü olan bir konuma yükselmiştir. Diyin ki toplumun yarısı oy veriyor. Ben oy oranlarının inşallah artarak devam edeceğini ve 2015 seçimlerinden daha güçlü bir şekilde çıkacağımıza inanıyorum. İnşallah daha da yukarılara doğru sonraki seçimlerde gider diye düşünüyorum. Nuri abi. Benim son bir şeyim var aslında, bitti programımız. Dikkatimi çeken bir şey var. Muhalifleriniz, içeride ve dışarıdaki muhalifleriniz, hatta Türkiye karşıtları bile sizden ziyade partinizle,
sizinle değil Cumhurbaşkanı'na uğraşıyorlar. Daha çok onu hedefe koyuyorlar. Bunu neye bağlıyorsunuz? Mesela Lieberman, İsrail Dışişleri Bakanı çıkıyor bugün. Türkiye ile ilgili bir açıklama yapacak diye direkt Sayın Erdoğan'la söze başlıyor. Böyle bir Erdoğan içeride de var bu. Dışarıda da var, içeride de var. Bir Erdoğan karşıtlığı, bir Erdoğan düşmanlığı. Bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız siyasi hareketinin başından itibaren Türkiye'de geniş halk kitlelerinin, çevrenin temsilcisi olarak eski Türkiye'nin merkezine karşı bir siyasi mücadele verdi. Ve çok şükür milletin desteğiyle, Allah'ın yardımıyla bu mücadeleyi de 10 Ağustos'ta çok ciddi bir şekilde başarıyla taçlandırmış oldu. Dolayısıyla ama Sayın Cumhurbaşkanımız, hatta AK Parti'nin genel başkanı iken, başbakanken de içerideki statikoyla, içerideki vesayet düzenekleriyle mücadele ettiği gibi küresel anlamdaki vesayet düzenekleriyle de mücadele etti. Evet. Şimdi küresel anlamdaki vesayet düzenekleriyle mücadele ettiğiniz zaman tabii ki birileri size hedef alacak. Kolay bir şey değildir. Bunu bir Türkiye'nin, deyin ki 10 sene evvel Türkiye bunu söyleyemezdi. Siz kalkıyorsunuz diyorsunuz ki dünya 5'ten büyüktür. Yani 5 tane ülke dünya sistemini yönetecek, dünyanın bütün ülkelerini yönetecek 195 tane ülkenin olacak. Bir halk adalet talebiyle yeni bir dünya sistemi kurulması için dünya sisteminin egemenlerinin gözünün içine baka baka bir şey söylüyorsunuz. Bunu söylerseniz tabii ki rahatsızlık duyarlar. Şu andaki haksız, adaletsiz dünya sisteminin temsilcileri ya da onların üzerinden güçlenerek, madem isim vererek söylediniz, Lieberman'a bunu söylüyor ama Sayın Lieberman, şunu söyleyelim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısı bu şekilde olmasaydı, İsrail böylesine saldırganlığa devam edebilir miydi? Evet. Yüzlerce kendi aleyhine verilmiş olan karar var. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çünkü adamın dayısı var Birleşmiş Milletler'de. Evet. Veto ettiği zaman hiçbir hareket edemiyorsunuz. Hiçbir şey yapılamıyor. Aynı şey Suriye'de. Suriye'de bu kadar insan ölüyor. Esad'a karşı bir şey yapabiliyor musunuz? Evet. Onun da Birleşmiş Milletler'de dayısı var. Rusya her şeyi veto ediyor. Evet. Aynı şekilde Ukrayna krizini çözemiyorsunuz. Nasıl çözeceksiniz? Rusya orada kendisinin işgalci olduğunu nasıl kabul edecek? Efendim? Dolayısıyla bütün bunlara baktığınız zaman dünya sisteminin egemenlerine karşı sağlam bir iradeyle ortaya çıkarsanız bu sistemden istifade edenler de sizi hedef tahtasına koyar. Süre bitti ama ne olur bu sefer bir cümle alayım efendim. Alabilirim. Bu en önemli iki konu. 19'unda pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı Başkanlığında Bakanlar Kurulu toplanacak. Muhalefetin eleştirisi Ahmet Davutoğlu'nun etkinliği azaltılıyor diye bunu yoğun bir şekilde eleştiriliyorlar. Ne dersiniz efendim? Valla buradan bir şey çıkmaz. Boşuna muhalefet burada uğraşmasın. Şimdi bu tarih Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Başbakanımız arasında tespit edilmiş olan bir tarihtir. Ve son derece normal bir süreçtir. Sayın Cumhurbaşkanımız anayasal yetkilerini toplayarak ister Bakanlar Kurulu'nu çağırır, ister Bakanlar Kurulu'na kendisi gelir başkanlık eder. Anayasal bir hakkını kullanıyor. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımızla Başbakan arasında bir problem çıkarmaya, fitne üretmeye kalkanlar boşuna buradan heveslenmesin, boşuna çalışmış olsun. Efendim Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili yeşil pasaportunu Türkiye iptal etti. Amerika'dan istemeye hazırlanıyor. Amerika'nın vermeyeceği yönünde kamuoyunda bir algı var. Türkiye ısrarcı olacak mı bu noktada? Şimdi ne tabii, yapacak? Tabii bu anlamda hukuki süreçler işliyor. Türkiye ile Amerika arasında bu anlamda suçların iadesiyle ilgili bir ortaklık var, bu anla sözleşme var. Amerika ile olan ilişkilerimizin çerçevesinde normal olan Türkiye'nin bu iade talebine Amerika'nın olumlu cevap vermesidir. Ama siyaseten nasıl davranırlar onu bilmiyoruz. Görünen o ki Amerika Birleşik Devletleri de bir iadeyi gerçekleştirecek pozisyonda durmuyor ama Türkiye'de talebinden vazgeçmeyecek. Paralel yapıyla mücadele ne kadar sürer? Veya burada hani demin dediniz ya %80'ini açtık köprünün. Bu hakikaten Türkiye bunu seçimlerden sonra artık geride bırakabilir mi? Yoksa daha uzun yıllar mı sürecek Sayın Bakan? Bir kere şunu söyleyeyim. Bu paralel yapıyla mücadelede boşuna söylenmiş bir laf. Laf olsun, siyaset olsun diye söylenmiş bir söz değildir. Türkiye'de paralel yapı vasıtasıyla demokratik meşruiyet ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Milletin hükümete vermiş olduğu demokratik meşruiyeti birileri gasp etmeye çalışmış. Başka bir vesayet. Yani eski dönemlerde başka vesayetler vardı. Onun yerine yeni bir vesayet ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Buna hiçbir demokratik hükümet, seçilmiş olan hükümet müsaade etmez. Bu anlamda bu mücadele hem fikri düzeyde hem de bu anlamda şimdi vaktimiz çok dar. Tabii uzun uzun saymak mümkün değil. Ama bütün bu operasyonları yapmış olanlar, Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı'nı dinlemiş olanlar, Türkiye'nin MIT'in tırlarını durdurup
Türkiye'yi uluslararası savaş mahkemelerine çıkarmak için altyapı hazırlamaya gayret etmiş olanlar, koca kulak vasıtasıyla bütün herkesi dinlemiş olanların yaptıkları da herhalde onlar da spor olsun diye bunları yapmadılar. Şöyle ve buradaki şey, elde ettikleri bilgileri de sadece kahve sohbetlerinde harcamak için toplamadılar. Dolayısıyla bunların bir hesabı olacak ve bunları biraz daha sürecek devlet, o zaman bu tabii ki öyle görünüyor ki evet, uzun bir süre devam edecek. Türkiye'nin dışarıdaki diplomasisinde evet, sizin bakanlığınıza bağlı olan bir kurum da var. Yani TİKA değil, hayır. Akraba toplulukları evet, ve dış yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanı. Yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları ile birlikte sizin yeni bir çalışmanız var mı Türkiye dışında? Çünkü eskiden bu yapı bu işin içine biraz karışmıştı. Şimdi onlar da muhaliflerde yer aldılar. İşiniz biraz zorlaştı, o açıdan soruyorum. Yok, biz evet, bakın biz seçilmiş bir hükümetiz. Demokratik evet, olarak seçilmişiz. Her şeyimiz belli. Hükümetin kurum ve kuruluşlarının vazifeleri belli. Yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığına yasalar çerçevesinde verilmiş evet, olan sorumluluklar belli. Biz nerede Türk vatandaşı varsa onun sorununu çözmek için oradayız. Ve Türkiye'nin uluslararası alanda itibarını artırmak için de yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığında çalışıyor. Sadece bir tek örnek vereyim. Onlarcasını saymak mümkün ama bir tanesini söyleyeyim. Türkiye bursları. Bakın bu yıl Türkiye'nin dünyanın dört bir tarafından, Afrika'dan, Asya'dan, Latin Amerika'dan, efendim Moğolistan'dan Nijer'e kadar birçok yerden Türkiye burslarına müracaat etmiş olan 80 küsür bin insan oldu. Maalesef bu 80 bin insan içerisinden 4 binini burslandırabildik. Bu büyük bir güçtür. İnanılmaz Allah, bir rakam. Allah nasip ederse önümüzdeki sene bunu 5500'e evet, çıkaracağız. Ve düşünebiliyor musunuz? Şu ana kadar kısa bir süre içerisinde 15 bin kişi Türkiye'de okudu. Bu giderek 30 bin, 40 bin, 50 bin olacak. Türkiye'de okumuş, Türkiye'yi seven, Türkiye'de gönlü olan, Türkiye'yle ilişkileri olan, Türkçeyi iyi konuşan yüz binlerce insan Türkiye dünyanın dört bir tarafında evet, var olacak. Birileri bundan rahatsız olabilir. Olsunlar. Biz milletin hayrına, milletin bize verdiği görevi icra etmeye gayret ediyoruz. Başbakan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben çok bu teşekkür güzel ederim. Sağ sohbet olun için, bu güzel program için sorularımıza özellikle açık yüreklilikle, diplomatik dilin çok ötesine geçerek siyasetçi kimliğinizle de cevap verdiniz. Ekonomiden çözüm sürecine, Paris saldırısına her şeyi konuştuk. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağ olun. Nuri Bey'le beraber. Çok teşekkür ederim. Evet efendim, bu akşamlık yine bizden bu kadar diyoruz. Yorum her zaman olduğu gibi sizlere ait. Hoşça kalın efendim. İyi akşamlar.